Evet, haberin detaylarını paylaşacağız sizlerle. Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Sayın Yasin Arslan'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haberde spot başlıklar halinde verdik ama detaylı olarak sizden dinleyeceğiz. Şimdi insanların kafası karışmış durumda. 65 yaş vatandaşların kartları kapatıldı mı yoksa ücretliye mi geçti? En başta bunu merak ediyorum. Bununla başlayabiliriz. Öncelikle buradan bizleri izleyen kanal veya izleyicileri ve Antalya halkımız, esnafımız, emekçi şoförlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii ki Büyükşehir Belediye'mizin almış olduğu kararla itibariyle kartlar, ücretsiz olan kartlar, şu an 65 yaş olan kartlar kapatıldı şu an. Kullanılamıyor hiçbir Araçları şekilde. hiçbir şekilde kullanamıyor. Toplu taşımı kullanmak isterse şoförlerimiz ikaz ediyor kendilerini eve dönmesi noktasında şu an. Ama zorla binmek isteyen 65 yaş vatandaşların da ikinci ya başka birinin kartını okutmak zorunda ya da araçlarımızda 2003'lü kartları kullanarak araçlarımızı kullanıyor. Şu an sabah itibariyle de gözlemlediğimizde bu gibi binen hala devam eden vatandaşlarımız bulunmakta araçlarımızda. Malum Antalya bir turizm şehri. Hem yazın hem kışın otobüslerin tıklım tıklım dolu bir şekilde olduğunu görüyoruz. Tramvaylarda da aynı durum söz konusu. Bu yeni alınan karar, koronavirüs vakası ve sonrasında alınan tedbirler kapsamında önceki ve şimdiki rakamlar ne düzeyde? Ulaşımda herhangi bir azalma söz konusu mu kullanma noktasında? Evet, yani bu koronavirüsü olayından sonra biz öncelikle daha öncesinde günlük Antalya'da 370 bin yolcu taşımaktaydık. Bugün dün itibariyle baktığımızda 42 bin yolcu taşıyoruz. Pazar günü itibariyle baktığımızda 42 bin, cumartesi gün 85 bin, cuma gün 125 bin olarak. Bu da aşağı yukarı bir %88, %90 civarında bir düşüşe neden oldu. Şu an ciddi anlamda bir yolcu azalmış durumda. Sokağa her gün zaten toplu taşıma kullanmamaları noktasında yetkililerimizin beyanları var. Bununla akabinde ciddi anlamda düşüş var. Hem esnaf olarak şu an ciddi anlamda biz de zor bir süreçten geçiyoruz. Gerçekten bu virüs nedeniyle emekçi şoför esnaf arkadaşlarımız da gerçekten duyarlı bir şekilde şu an hizmet etmekte. Zor durumda, yani esnaf arkadaşlarımız da zor durumda şu an. Peki yaşça büyük olanların 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsız olanların sokağa çıkması da yasaklandı. Uyarıyoruz hem haber bültenlerinde hem programlarda. Kamu spotları vasıtasıyla İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği bir genelge var. Buna rağmen maalesef 65 yaş ve üzeri kişiler, kronik rahatsızlığı olanlar da otobüsleri kullanma noktasında istekliler. Ne yapacağız ya da neden anlatamıyoruz bu durumu? Valla öncelikle kalabalık olan yerlerde şu an ciddi anlamda sokağa çıkma yasağı ve kapatmalar üst üste geldi. Bizim esnaf grubu, bizim derken yani esnaf ve sanatkar olan esnaf grubu, işte berberler, kuaförler gibi kapattılar. Bizim de bu yönde şu an gerçekten bu sokağa çıkma yasağı gibi uygulanması gerekiyorsa toplu taşımında ciddi anlamda biz her ne kadar da dezenfekte çalışmalar yapsak da toplu taşıma araçlarının da bir an önce bence şahsım adına düşüncemiz, esnaf babamız adına düşüncemiz toplu taşımda durdurulması gerektiğini düşünüyorum. Peki toplu taşıma araçlarında dezenfektasyon, dezenfekte çalışmaları yaptığınızı biliyoruz. Başka ne gibi önlemler aldınız koronavirüs tedbirleri kapsamında? Bununla ilgili bizim zaten oda olarak çok bir şeyimiz, mali durumumuz iyi olmaması sebebiyle bu konuda şu an petrol firmaları bu konuda bize destek sağlıyor. Akaryakıt alan firmalarımız şu an bu konuda her gün araçlarımızı dezenfekte çalışmalara devam ediyor. Bunun akabinde yine bizim görüşme yaptığımız uygun fiyatlara ilaç firmaları var. Onlarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Haftalık olarak onlara da ilaçlamalarını yaptırıyoruz. Şu an için başka bir tedbir anlamında o da olarak depolamalar, şoför esnafımızın durduğu çay ocakları ve lokantalarda kendimiz dezenfekte çalışmalarını yaptık. Önümüzdeki hafta yine bu şekilde devam ederse yine önümüzdeki hafta yine bir yeniden dezenfekte çalışması yapacağız. Yani kendi depolamalarımızda, çay ocaklarımızda, işte lavabolarımızda bu gibi çalışmalarımız devam ediyor. Belki de en riskli gruplardansınız. Şoförler birebir yolcularla temas halindeler kart basma noktalarına, kart basma anlarında. Onların aldığı bir önlem var mı? Maske ya da eldivenle çalışması noktasında bir uyarınız söz konusu mu? Bizim araçlarda zaten çok fazla işte para alışveriş olmadığı için şoförlerimiz tabii ki mesafe koruyor zaten. Burada şoför esnafımızın kendi
imkanlarıyla yaptıkları çalışmalar var. Tabii dezenfektenin dışında işte eldivendi, maske gibi araçları kullanan şoförlerimiz şu an için var. Dediğim gibi yani bunu bizim esnafımız, şoför esnafımız da şu an mesela sağlıkçılar anlamında çok fedakarca çalıştığı söyleniyor. Emniyet anlamında işte aynı şeyler söyleniyor. Jandarmamız için aynı şeyler söyleniyor. Aynı noktadayız aslında baktığımızda. Bizim şoför esnafımız da baktığında cefakar bir şekilde şu an halkımızı, Antalya halkımızı en iyi şekilde taşımak için mücadelesini veriyor. Bu kadar veri düşük olmasına nazaran hala biz cebimizden her gün akaryakıtı karşılayamıyoruz. Şu an yani bu bir afet. Bu afet durumunda da biz mücadelemizi veriyoruz. Yani burada şoför esnafı da sağlıkçılar kadar, emniyet kadar, jandarma kadar önemli hizmet ettiğini düşünüyorum. Buradan bir kez daha şoför esnafımıza bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum hepsine. İnsanlar merak ediyor, biz de merak ediyoruz. Zaman zaman arkadaşlarımız da işe gelip giderken sorunlar yaşayabiliyor. Otobüslerin sayılarında bir azalma söz konusu mu? Tabii az önce verilerden bahsettik. 370 binden işte 85 bin, 42 bin seviyesine düştük. Tabii ki biz de burada araç azaltmaya gittik. Şu an 530 araçla, bugün Antalya şehir merkezinde 530 araçla hizmet etmekteyiz. 100 civarında bir azaltma söz konusu. Tabii ki işte 4 dakikayla arayla çalıştığımız hatlar vardı. Mecburen bunları yolcu verilerine bakarak, yolculukları takip ederek, zaten bizim tamamı elektronik biletli olduğu için verileri görüyoruz. Ona göre araçlarımızı, sefer saatlerini düzenledik. Şu an bir 110 civarında aracımızı eksilttik. 530 araçla şu an Antalya halkımıza hizmet etmekteyiz. Hizmet ederken şu an gerçekten esnafımız mağdur durumda. Yani birçok esnafımız şu an dilek vermekte, aracını çekmek istemekte, çünkü akaryakıtını alamıyor. Hesaplarımıza işte şu an havuz gelirinden 400 lira, 300 lira gibi rakamlar yatmakta. Zaten 350-400 lira yakıt almaktayız. Vesilesiyle bunun sadece maliyeti akaryakıt değil, çalıştırdığım o şoförümün de, emekçi şoförümün, bu cefakar bir şekilde bugün çalışan şoför esnafımın da maaşını da ödemek zorundayım. İşte mesela hükümetimiz tarafından açıklandı, SSK'lar 6 ay arayla ertelendi ama evet. Şubat değil. Şimdi Şubat ödememiz geldi mesela, ödeyemiyoruz. Yani ayakta duracak durumumuz yok. Burada Büyükşehir Belediye'mizden bize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla da görüşmelerimiz devam ediyor. Ya bize akaryakıt desteği verilmesi talebimiz var şu an, ya da Ulaşım AŞ'ye araçlarımızın bu geçici süre için kiralanarak oradan en azından bir esnafımızın ayakta kalmasını sağlama taleplerimiz var. İnşallah buradan çıktıktan sonra da daire başkanımızla bir toplantımız var. Orada da inşallah bu konulara tekrar değerlendireceğiz. Şöyle bir de durum var. Otobüs sefer sürelerinin aralarının açıldığına yönelik. İnsanlar yarım saat, bir saat durakta beklemek durumunda kalıyorlar. Tedbirler kapsamında muhtemelen böyle bir çalışma yapıldı ve devam edecek tedbirler sürdüğü süre içinde. Ne zaman normale döneceğini bilmiyoruz ama insanların evden çıkmadan önce nelere dikkat etmesi gerekiyor işe ya da gideceği yere geç kalmaması için? Bunu sosyal medyadan da geçen gün paylaşmıştım ben. Burada Antalya Kart uygulamamız var. Araçların hangi dakikada, kaç dakika sonra geleceği, hangi dakikalar arasında çıktığını gösteren Antalya Kart üzerinde uygulamamız var. Oradan da takip edebilirler. İnternete olan, uygulamayı kullanabilen vatandaşlarımız oradan da bakabilirler. Yine aynı şekilde Antalya Büyükşehir Belediye'mizin çağrı merkezi var. 7/24 hizmet eden, 5-6 saniye içerisinde cevaplama yapan, karşılığında aradığınız noktada size geri dönüş sağlayan 606-0707 hattımız var. Buradan bir kez daha Antalya halkımızı duraklara çıkmadan önce, Antalya Kart uygulaması yoksa 0242-606-0707 hattını aradıkları takdirde orada kaç dakika sonra bekledikleri durağa toplu taşıma aracının geleceği, bineceği aracın geleceğini söyleyecektir arkadaşlar. Onun için yani duraklara çıkmadan önce bu az önceki bahsettiğiniz işte saatlerce bekliyoruz dedikleri noktalar nedir? Örnek vereyim, kırsal bölgelerdedir. Bu neresi diyelim, örnek vereyim. Çığlık
yukarı Karaman, aşağı Karaman gibi bahsettiğimiz, işte Aksu'nun belirli köylerinden bahsettiğimiz yerlerdedir. Oralarda da tedbir amaçlı biz bunu yapmak zorundayız. Bu yükün altından başka türlü kalkmamız mümkün değil. Oralara işte saatlerde bir, saat başı araçlarımızı, seferlerimiz devam etmekte. Yani hiç olmamasından daha kötü değil. En azından bir saati var. Ona göre sokağa, durağa evet. çıkacağız ve gideceğiz. Yani bu süreci hep birlikte atlatacağız. Biz onun için şu an adeta elimizi taşın altına değil, gövdemizi koymuş durumdayız. Onun için Antalya halkımızdan da bu konuda daha duyarlı davranmasını istiyoruz. Daha önceki dönemlerde 65 yaş ve üzeri kişilerin kullandıkları ücretsiz kartla ilgili sizin açıklamalarınız vardı. Evet. Hatta meclise bile bu konu gündeme alındı. Belirli saatlerde 65 yaşın bu kartları kullanması talebiniz var. Ne oldu en son durum? Her şey normale döndüğünde herhangi bir değişiklik yaşanacak mı? Tabii ki burada bizim şu an taleplerimiz bu aylardır devam eden bir süreç. 65 yaş vatandaşları için biz ücretsiz taşımayalım bir düşüncemiz asla yok. Onun için sabah ve akşam saatlerinde, pik saatlerde, işe geliş gidiş, sabah okuldan akşamüstü dönüş saatlerinde 65 yaş vatandaşlar için bir kısıtlama getirilmesi talebimiz var. Bu zaten bu koronavirüs nedeniyle şu an mecliste beklemekte. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beklemekte. Bu ne getiriyor? Onudan isterseniz evet, açalım tabii. biraz. Bu bizim talebimiz sabah 7 ile 9 arasında toplu taşıma araçlarına kullanmaması. Bu da neden dolayı? Az önce söylediğim gibi. Öğrencilerimiz okula giderken daha rahat toplu taşımı kullansın diye. İşe giden benim askeri ücretli vatandaşlarım toplu taşımı daha rahat, ferah bir şekilde kullanabilmesi anlamında önemli. 7 ile 9 arası, akşam 16 ile 20 arasında bu toplu taşımın ücretsiz seyahat kapsamından çıkarılması talebimiz var. Diğer saatlerde, bahsettiğim diğer saatlerde istediği kadar toplu taşımı kullanabilir. Asla ve asla bir kısıtlama yoktur. İstediği kadar süre, bir örnek vereyim, biniş sayısı anlamında bir düşüncemiz yok. İstediği kadar kullanabilir ama insanları, diğer işe gidiş gelen öğrencilerimizi mağdur etmeden toplu taşımı kullanabilirler. Dediğimiz gibi burada sadece saat kısıtlaması talebimiz var. O saatlerde de binerse normal ücretini ödemesi koşuluyla talebimiz. Tabii ki en kısa sürede bu koronavirüsü en az kayıpla atlatmamız birinci düşüncemiz. Evet, ondan bu. Sonraki süreçte bu mecliste torba yasada çıkacaktır. Tabii ki takdir büyüklerimizin, hükümetin burada en iyi şekilde, en uygun kararı alacaklarını düşünüyorum. Gündemdeki konunun dışında belki ama sizi izleyenler, şoförler de merak ediyor bu durumu. Gelir desteği modeli değişti ve bununla ilgili çalışmalar, görüşmeler sürüyor. En son durum nedir? Nasıl bir değişim, dönüşüm yaşandı? Bu şu anki, biz daha önce 7800 kilometre olmak üzere karşılığında 38 bin lira Büyükşehir Belediyesi'nden ücret almaktaydık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek döneminde bu model değiştirildi. Kilometre üzerindeki model değiştirerek biz bunu aslında Kayseri modeli olarak daha öncesinde de gündeme gelmişti. Evet. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız İstanbul'da uygulanan modelinin daha iyi olacağı düşüncesiyle biniş başına desteğe döndürdü. Bu da 30 kuruş olarak belirlendi. Bu 30 kuruştan dolayı ciddi anlamda cirolarımız düştü. 30 kuruş, işte 38 bin alırken bir anda 32 bin lira düştük. Bir 6-7 bin lira civarında esnafımız cirodan eksik ciro yapmaya başladı. En son görüşmemizde Büyükşehir Belediye Başkanımızla Mart 1 Mart itibariyle 55 kuruşa bu ücret yükseltildi. Akabinde Mayıs, Haziran ayında klimalar, toplu taşım biliyorsunuz Antalya sıcak bir iklim. Bizim de klima bir maliyet getiriyor esnafıma. 3000 lira civarında bir maliyet arttırıyor. Mayıs, Haziran ayları içerisinde tekrar düzenleme yapma sözünü vermiştir Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. 55 kuruş 1 Mart itibariyle hayata geçti. Tabii ki bu sürdürülebilir bir ulaşım olması için ulaşım esnafının da giderlerini karşılayabilir, çoluğunu çocuğunu geçindirebilecek bir seviyeye yükseltilmesi gerekir. Aksi takdirde bu sürdürülebilir bir ulaşım halinden çıkar.
Onun için başkanımız aldığı karar 55 kuruş kararını teşekkür ediyoruz. Mayıs-Haziran ayında da klimaları açtığımızda da vermiş olduğu sözü yerine getirdiği takdirde ulaşım esnafı yazı rahat atlatabilecektir. Yani bu gelişme de bu şekilde, yani en son aldığımız karar bu yönde Büyükşehir Belediye Başkanımızla. Evet, son bilgiyi de paylaşalım. Peki son mesajınızı alsam, koronavirüs, alınan tedbirler, esnafın sorunları ile ilgili olarak neler söylersiniz bizi izleyenlere, şoförlere, meslektaşlarınıza? Tabii ki öncelikle düşüncemiz dünyayı saran bu koronavirüsü ülkemizin en az kayıpla atlatmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Burada tüm halkımızdan yetkililerin, işte hükümetimizin yetkililerin sürekli mümkün olmadığı müddetçe sokağa çıkmayın kurallarına uymamız gerekiyor. Özellikle bu 65 yaş vatandaşlarımızın, evet, birinci dereceden, çünkü onlar daha fazla bu konuda etkilenenler. Burada şoför esnafımız da zaten şu an dediğim gibi 100 civarında bir araç eksiltmeden dolayı şoför esnafımız da günlük 100 tane civarında aracımızla yatmakta. O da 3 günde bir gün yatıyor. Düşüncem az önce de bahsettiğim gibi tamamen bu iş çözülecekse toplu taşımanın da durdurulması gerekiyor. Onun için toplu taşımda gerçekten sürdürülebilirliği şu an yok. Ya belediyemiz destek sağlamak zorunda, sağlamazsa yürütecek durumumuz söz konusu değil. Onun için hep birlikte yetkililerin vermiş olduğu demeçlere, sokağa çıkma yasağına hep birlikte uymamız gerekiyor. Buradan bizi izleyen Antalya halkımıza, esnafımıza hepsine şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkürler yayına katkınız için.